Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz yoga eğitmeni Gülşah Akçay. Hoş geldiniz Gülşah Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Her şeyden önce teşekkür etmek istiyorum. Rica ederiz. Nazik davetiniz için. Memnun olduk. Ben Fransız Dil Edebiyatı mezunuyum aslında. Frankofonsunuz. Yıllarca da inşaat sektöründe, yine alakasız bir sektörde epey yoğun bir iş hayatından sonra yolumu yoga yoluna çevirdim. Ne güzel. Yoğun bir projeden sonra o kaotik yapının içinden çıkıp biraz kendime vakit ayırmak istediğim bir dönemde ne yapayım diye düşünürken bir 10 sene öncesi annem vesilesiyle deneyimlediğim yoga aklıma geldi birdenbire. Bir kez deneyimlemiştim ve iyi bir şey olarak sadece aklımın kıyısında bir yerde kalmıştı. O hengame ve koşturmacanın içerisinde bir daha vakit ayıramamıştım ama artık durmak istediğim ve biraz kendimi dinlemek istediğim noktada yoga pat diye tekrar aklıma geldi. Ve çok güzel. Ufak bir, o zamanlar Antalya'da yaşıyordum. Bir araştırma yaptım, hani nerede yakında bir yer var mı, stüdyo, gidebilir miyim derken yoga eğitmenlik eğitimi ilanı gördüm. Şahane. Çok da yakın bir stüdyoda. Aa dedim, neden felsefesini de öğrenmek daha iyi olabilir. İşte hizaları öğrenmek, hareketleri biraz daha derinlemesine öğrenmek belki sadece derslere katılmaktan daha iyi olabilir. Bunun felsefi bir tarafı da var esasında, değil mi? Tabii. Bir terapi gibi. Yani günlük koşuşturmacadan kendimize vakit ayıramıyoruz. Kesinlikle öyle. Fakat bu yogayla artık bir terapi gibi insanlar relax oluyorlar, rahatlıyorlar, öyle değil mi? Kendimizi dinleyecek vakit bulamıyoruz ve orada nefese biraz kulak vermek, biraz o dış uyaranlardan eli eteği çekip kendi bedenine kulak kabartmak tabii ki otomatik olarak insanı dinlendiriyor ve bir şeyleri de fark etmesini de sağlıyor aslında. En önemli şey kendimiz, sağlığımız, değil evet. mi? O dış etkenlere çok fazla konsantre olmak bizim enerjimizi aşağı da çekebilir. Kesinlikle öyle. Yoga zaten bunu öğretiyor bize. Kendimizi önemsemeyi, kesinlikle. Dinlemeyi, Öz sevgi, anlamayı. Öz saygı. Kesinlikle. Çok önemli. Evet. Önce kendimizi seveceğiz, kendimize değer vereceğiz ki başkalarına da değer verelim. Çok önemli. Peki sizce yoga nedir? Bence yoga kişinin kendini anlaması, tanıması, kabul etmesi, değiştirebilmesi, dönüştürebilmesi için çok güzel bir enstrüman. O alanı açıyor aslında. Hem bedenini tanıyorsun, hem nefes alıp almadığını bazen keşfediyorsun. Bazen bir şey aklını karıştırıyor. Orada bir durduğunda başka bir açıdan bakabiliyorsun. Esneklik kazanıyorsun, katılıklarını bırakıyorsun. Birçok şeye faydası var aslında. Kişinin kendini tanıması için güzel bir kılavuz olarak kesinlikle görüyorum ben yogayı. Fiziksel ve ruhsal olarak çok faydası var insana, değil mi? Evet, çok eski bir öğreti. 5000 Evet, yıllık geçmişi çok, olan kadim çok bilgiler. Köklü Hayvanlar, ve derinliği olan bir konu. Aynen öyle. Hayvanlar gözlemlenerek, onlar taklit edilerek o evet, yoga pozları oluşturulmuş. evet. Aslında Doğaya dönüş bir yerde. Aynen öyle. Kişinin kendi doğasını kabullenmesi. Evet. Oraya bir bakması aslında. Ve aklıma stoacı felsefe geldi. Biliyorsunuz stoa bir felsefe kolu ve bu öğretide insanların mutlu olmaları için doğayla uyumlu olmaları gerekiyor. Bu yogada da tamamen doğaya uyum var, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Evet. Doğayla uyumlanmak, kendi önce kendi doğanı kabullenmek, kendi doğanla o diğer her şeyi bütünleyebilmek ve mükemmel. İyiye de kötüye de, doğru ya da yanlışa da eşit tavırda, bütünsel bir tavırda adilane yaklaşabilmeyi öğretiyor aslında yoga. Çok önemli. Peki yoganın en çok hangi özelliği sizi çekti? Zihin üzerindeki, yani zihin beden bağlantısını geliştiriyor oluşu benim çok dikkatimi çekti. Çünkü günlük yaşamın içerisinde kendimizi o zihin düşünce yoğunluğundan o kadar sıkıştırıyoruz ki ve hareketsizlikle de zihinle beden arasındaki bağ kopuyor. Sinir sistemi daha doğru çalışmasını sağlıyor yoga. Ve böylece
mesajlar bedene doğru iletildiği için algı süreç içerisinde yükselmeye başlıyor. Beynin yapısı üzerinde özellikle bazı bölümlerde meditasyonla bu ispat edilmiş. Sarah Laser diye bir bilim insanı tarafından da son dönemde, videolarını da izleyenler izleyebilir. Şahane. Orada bu ispat ediliyor güzel bir sunumla. Bazı bölümler büyüyor. Yani bazı merkezler yapısal olarak izlenebiliyor bu. Büyüyor ve de duyguların üzerindeki kontrol, kişinin bedeni üzerindeki kontrolü artıyor. Belki içinde bulunduğu vakalar, durumlar, olaylar değişmiyor ama kişilerin artık tepkileri değişiyor. Bakış açısı değişiyor. Daha relax, daha geniş bir algıyla göğüsleyebiliyorlar. Aslında rahatlatan bu. İnsanı değiştiren, dönüştüren, o mukavemetini arttırıyor diyebiliriz yoga. Olaylar karşısındaki. Çok güzel. Peki yoga ile ilgili yapmak istediğiniz şeyler var mı? Hedefleriniz nelerdir? Evet, bizim ülkemizde yoga insanların hayatına böyle 30'lu yaşlardan sonra giriyor. Hani evet, artık biraz daha böyle yetişkinler yapıyor daha evet, çok. Evet, evet. Hani yemiş, içmiş, gezmiş, tozmuş vesaire. Artık hani o koşturmacanın içerisinde kendine vakit ayırmayı da unutmuş. Sonra beden ya sinyal veriyor. Tabii. Ya bir bel fıtık oluyor, bir omurga rahatsızlığı ya da bir depresyon yaşadığı bir olay bir duruyor. Yani evet, ya da bir anlam arayışı, derinlik arayışı kişiyi yogaya yolunu evet, çevirebiliyor. Böyle bir araştırınca zaten hani ne iyi gelir bana diye otomatik olarak yoga merhaba ben buradayım evet, diye karşına çıkıyor. Doğru. Ben bunda yapmak istediğim şey daha genç insanlar yani 30'lulardan sonra değil de daha genç insanların yogayı hayatına Z almasını. Z kuşağı yapsın bunu. Evet kesinlikle yapsınlar. Yapsın. Çünkü tavsiye edelim, bir taraftan yapsınlar da günümüzde bağımlılıklar çok fazla maalesef, arttı. Maalesef. Madde bağımlılıkları, teknoloji bağımlılığı, evet, alışveriş, kumar iPad'in vesaire. Önündeler. Aynen öyle. Tabii madde bağımlılığı daha ağır bir evet, durum ve insanlar, çocuklar o maalesef 17 ile 22 yaş arasında daha fazla o tarafa kapılıp orada kayboluyorlar. Evet. Çünkü beynin ön lobu, prefrontal korteks en geç gelişiyor. 22 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor. Anne karnında bir sürü uzvumuz tamamlanırken beyin gelişimini sürdürüyor. Ta ki 22 yaşa kadar. Yani o delikanlılar risk almalarının nedeni aslında beyin ön lobunun tam gelişmemiş olmasından mütevellit oluyor. Tehlikenin farkında değil risk belki de. Alıyor. Evet. Yani ne olacak diyor. Ben üstesinden gelirim. Ha. Yani bunu denerim, bırakırım. Halbuki bilmiyor ki o sende bir bağımlılık yapacak. Kesinlikle onu öyle. Onu algılayamıyor bile. Beynin o polis merkezi, karar merkezi yani sapla samanı birbirinden ayırt edecek kısmı en geç geliştiği için evet, çocuklar o yaşlarda kaybolabiliyor. Ben de yoga eğitmeni olarak arzu ettiğim şey ve kendi kurumum ve beraberimdeki yol arkadaşlarımla arzu ettiğimiz şey daha genç insanları yoga ile buluşturmak. O beden ve zihin bağının daha erken yaşlarda kuvvetlenmesine vesile olmak. Bu bizi çok mutlu edecek. Evet. Peki yoga yapmak isteyen kişilerin bazı ön yargıları, bazı endişeleri var mı? Bu konuda size sorular yöneltiyorlar mı? Evet, en büyük endişe benim bedenim yeterince esnek değil, yoga yapamam. Kiloluyum, yoga yapamam. Oysa ki yoga bedeni diye bir form yok. Evet. Esnek değilsen yoga yap. Tabii o zamanla çünkü, ve yapabildiğin kadar yap. Tabii ki. Bir aşama kaydedeceksin kendine aha, göre. Esnekler için değildir, evet, esnemek içindir. Kilo da yani kilo buna bir engel tabii değil. Koşmuyorsun. Yani süreç içerisinde de zaten yoga kendisi belli bir forma getiriyor. Pratikte evet, kaldıkça yani kiloyu kafaya takmadan. Kesinlikle. Takınca da direnç oluşuyor evet, ama hiçbir beklentiye girmeden sadece yoga pratiğini uygulayan insanların bedeninin çok hızlı bir şekilde şekillendiğine şahit oldum. Çok güzel. Yoga stüdyonuz nerede? Çorlu Tekirdağ'da. Aa, evet. Çok hoş. Yoga and More Yoga stüdyomuz çok hizmette. Güzel.
Peki bu yoga stüdyonuzda ne tür hizmetler veriyorsunuz? Bazı bu objeler, güzel şeyler evet. var burada. Yakında internetten kişilere ulaşabilecek Yoga Amor Shop'un ürünleri. Bal mumlarımız var, böyle lavanta keselerimiz var. Yoga derslerinin son kısmında herkesin bayıldığı bir poz vardır. Shavasana diyoruz ona. Türkçesi biraz sevimsiz, ceset pozu ama uyan melek diyelim. O noktada biz gözlerin üzerine daha rahat, daha koyarak dingin böyle. Kalabilsinler diye lavanta kesesi koyuyoruz gözlerin üzerine. Rahatlatıyor. Rahatlatıyor. O kokuyla beraber huzur gevşemek veriyor. Çok daha hoş bir his oluyor. Şahane. Bal mumları da alerji yapmıyor. Böyle minik aydın budalarımız, keşişlerimiz var. Çok şeker. Ve tabii The Mark Rome'den kabus kovucular vesaire gibi ürünlerimiz de olacak. Ne güzel, böyle insana huzur veren bazı objeler. Onlar önemli değil mi? Ortamları daha yoga olsun diye böyle. Böyle güzel bir ambiyans. Bir takım objeler. Süper, harika. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şunu söyleyebilirim. Her bedenin yogası var. O kadar farklı ekol var ki yogada. Mutlaka deneyimlesinler. Bir hocayla belki enerjisi tutmadı. Gidip başka yoga okullarında, başka hocalarla, başka eğitmenlerle de o akışları deneyimlesinler. Mutlaka ki her bedene iyi geldiği için bu enstrüman, kendilerine en uygun olanı keşfedebileceklerine inanıyorum. Ve kiloya, esnekliğe vesaireye hiç takılmadan, rahat öyle bir şekilde. Kaygı üretmeden, düşünce üretmeden sadece gidip pratiklerini yapsınlar. Daha genç yaşta insanların yoga yapmasının faydalı olabileceğini ifade ettiniz. Acaba bu konuda nasıl aksiyonlar alınabilir? Her şeyden önce genel anlamda ebeveynlere burada iş düşüyor, her yerde olduğu gibi. Deneyimletebilirler. Yoga okulların genelde ücretsiz deneme dersleri olur, hepsinin olmasa da. Orada bir deneme ya da bir arkadaşlarıyla onları organize edebilirler. Deneyimlesinler eğer severlerse ki gençler seviyor deneyimledikten evet. sonra. Belki motive olurlar. Bir diğeri de kurum olarak da bizim bu anlamdaki planımız okullarla irtibata geçip orada, oralarla, kendi yol arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımızla okullara hizmet götürmek istiyoruz aslında. Liselere, ortaokullara, onları yoga ile tanıştırmak istiyoruz. Evet. Nedir, ne değildir, belki bir workshop tadında, sonra bir ders deneyimleterek neden olmasın? İçlerinden illaki ilgisini çeken çocuklar çıkacaktır diye düşünüyorum. Muhakkak. Gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi lazım. Kesinlikle. Çünkü her şeyde olduğu gibi. Öncelikle yani sporun önemini anlasınlar. Değil mi? Yani bedeni çalıştırmanın önemini anlasınlar. Yoga evet. bütün kas sistemini, kemikleri ve mental olarak da insanı bazı aktivitelere yönlendiriyor. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani Atatürk'ün dediği gibi sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Kesinlikle. Yoga bedeni güçlendirirken zihni de güçlendiriyor. Bedenin, nefesin ve duyuların üzerindeki hakimiyeti sağlıyor aslında. O yüzden gençlerin daha erken tanışması, onların daha kontrollü, daha dengeli bir yaşam sürmesinin doğru temellerini atacak. Ona inanıyorum. Ve düzenli olarak yoga yaparlarsa belli bir disipline de kavuşurlar. Öyle değil mi? Kesin. O da önemli. Evet. Evet. O yüzden buradan çağrıda bulunuyoruz. Gençlerimiz, Z kuşağı yogaya yönelsinler. Yönelsinler, deneyimlesinler, denesinler. Kesinlikle, harika. Sporun önemini bir kere daha vurgulamış olduk böylece. Aynen öyle. Ve sizin iletişim bilginizi rica edebilir miyiz? İzleyicilerimiz tabii ki. Size direkt Instagram, olarak ulaşmak isteyebilirler. Instagram üzerinden Gülşah Akçay, İngilizce karakter, .yoga olarak ulaşabilirler. Telefon numaramı da bıraktım zaten. Mail adresim de var. yoga@gulshahakcay.com'dan da mail olarak da ulaşabilirler. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamam. Bunu da eklemiş oldum. Şahane. Gülşah Hanım, sizinle sohbet etmek çok zevkliydi. Fakat teşekkür programımızın ediyorum. Sonuna geldik. Katılımınız ve bu güzel paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Namaste yapıp namaste, şöyle. Namaste. Öyle selamlayalım değil mi? Evet. Şahane. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.